duyduğumuz bir dönemdeyiz. Ve sadece biz kadınlar, sadece kadınlar içinde değil, LGBTQ+'lar içinde, çocuklar içinde, bu ülkenin işçileri, emekçileri içinde, eşitsizliğe maruz bırakılan Türk halkı içinde, Aleviler içinde, geçinmeyecek durumda kenarda bırakılmış olan emekliler içinde buradayız. Yani bu ülkenin aydınlık geleceğini kuracak olan kadınlarız. Hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bu yürüyüşe çağrı yaparken de çokça meselelerden bahsettik. Önemli, kritik neydi bunlar? Bakın, kadınlar her gün öldürülmeye devam ediyor. Erkekler tarafından öldürülüyoruz. Öldürülen kadınlara ileri geri konuşmalar yaparak suçlu göstermeye çalışıyorlar. Saat kaçmış, neredeymiş, ne içmiş, kiminleymiş, evli miymiş, değil miymiş, sevgilisi miymiş, hiç tanımadı birbiri miymiş, olmuş, bumuş, şumuş. Bütün bu söylemleriyle öldürülen kadınların anılarına dahi saygı duymuyorlar bunlar. Kime göre aile, neye göre aile? Tek tek bir aileyi dayatmanın yanı sıra aileyi yücelterek onun içerisinde kadınların, çocukların söz hakkı olmasını istiyorlar. Biz bu aileleri çok iyi tanıyoruz arkadaşlar. Yücelttikleri o aileleri. O ailelerden bir örnek vereyim size. Hayatımızı koca bir karanlığa sürüklemeye çalışıyorlar ya hani. HKG kardeşimizin de bir ailesi yok muydu? Vardı değil mi? Vardı. O ailesi HKG'yi bile bile istismara göndermedi mi? Bu istismarın üstünü açmadı mı? İşte sizin dediğiniz aileler, içerisinde istismar olan kadınların kölece yaşayacağı aileler. Biz bu aileleri yaşamak için, eşit özgür yaşamak için elbette yıkacağız. Karma eğitim olabilmesi için bile nice mücadeleler gerçekleştirdik. Kız okulları açacaklarmış. Sebep de kız çocukları okula gidemediği için, yine aileleri izin vermediği için dikkatinizi çekerim. Bakanların görevi her kız çocuğunun, her çocuğunun eşit bilimsel nitelikli eğitim almasıdır. Bunu sağlamaktır. Kız okulları, erkek okulları diyerek hayatın içerisinde bir bütün olarak yaşayan bizleri birbirimizden ayrıştırmak değildir. Yine buna benzer bir şekilde bir dönem hatırlayın, parklarda alkol kullanılmasını, bira içilmesini yasaklamaya kalktılar. Buna ne dediler? Efendim kadınlara taciz oluyormuş. Ya. Evet, dile çok şey geliyor ama söyleyeyim ben de o ağzıma gelen şeyi arkadaşlarım. Şiddet nereden geliyor diye baktığımızda kadınlar en çok en yakınları tarafından şiddete uğruyor ve öldürülüyorlar. Kadınlar en çok evlerinde öldürülüyorlar. Babaları tarafından, kardeşleri tarafından, boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürülüyorlar. Öyle uzakta bir yerde değil failler. İçimizde, yanı başımızda. Bari ona sistemsizliğine soyunmayın diyoruz. Ama elbette ki buna soyunuyorlar. Bu yüzden özgürlüklerimize yönelik, eşitlik haklarımıza yönelik ne yasal düzenleme varsa bizim söke söke kazandığımız, ona saldırıyorlar. Nafaka konusu da sadece nafaka konusuyla sınırlı değil sevgili arkadaşlarım. Nafakayı gündem ediyorlar, 3 kuruş nafakamıza göz dikiyorlar. Bununla birlikte medeni modern haklarımız anlamına gelen, eşitlik haklarımız anlamına gelen medeni kanunu bir suç haline, suç unsuru haline getirmeye çalışıp haklarımızı sınırlandırmaya kalkıyorlar. Yani amaçları yıllar evvel o medeni kanundan ailenin reisi erkektir sözünü hani çıkarttık ya, şimdi onu geri almaya çalışıyorlar. Buna izin verecek miyiz? Hayır! Çok öfkeliyken KYK müdürü öğrencilerin yüzlerine bakıp verdiğiniz para ancak bu kadarına yetiyor dedi. Kamu barınmadan beslenmeye
bütün eğitim giderlerimizi karşılamakla yükümlüyken geçmişler bir de karşımıza o öğrencilerden aldıkları paranın lafını yapıyorlar. Tüm kamu kaynaklarını yandaş şirkete peşkeş çekenler kamunun öğrenciler için bütçesi yok diyor bize. Öğrencileri müşteri olarak gören, üniversite kapılarını şirketler açan bu düzeni yıkacağız. Parasız eğitim hakkımızı elbet kazanacağız. Bugün genç feministler olarak kampüslerimizden geldik bu meydana. Genç Feministler Federasyonu olarak bulunduğumuz bütün üniversitelerde kampüslerimizde yaşadığımız sorunlara karşı mücadele ediyoruz. Bugün üniversitelerde kayyum rektörleri ile gerici fikirler yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Çağ dışı fikirleri savunan akademisyenler kadın düşmanlığını meşrulaştırmaya kalkıyor. Tacizci akademisyenlerin sırtı sıvazlanıyor, olayların üstü kapatılmaya çalışılıyor. İşte tüm bunlara karşı bütün üniversitelerde hep birlikte mücadelemizi büyüteceğiz. Kampüslerimizde eşitlikçi fikirlerimizi